Merhaba çocuklar, Türkçe dersine hoş geldiniz. Sizinle en son dersimizde edebi türleri işliyorduk. Hala bitiremedik bu konuyu. Geniş yelpazeli bir konu zaten bu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sıradaki başlığımız çocuklar makale. Bakalım makalenin özellikleri nelermiş? Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ya da düşünceyi ispatlamak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarına makale denir. Makaleler bilimsel özellik taşıyan yazılardır. Burası da çok önemli. Şimdi çocuklar, biz makaleyi en çok deneme ile karıştırıyoruz dedik. Şimdi makale için dedik ki bilgi verir, ispatlama amacı vardır, bilimsellik taşır. Deneme için ne demiştik? Deneme ise kişi duygu ve düşüncelerini anlatır. Bir kanıtlama amacı yoktur. Herhangi bir konuda yazılabilir. Bilimsellik içermez. Çünkü kişi duygu ve düşüncelerini anlatıyordu zaten. Bunların arasındaki en önemli fark çocuklar, resmi bir dil vardır makalede. Bir kanıtlama amacı vardır. Karşı tarafın tezini çürütme vardır. Burada ise denemede samimi bir İçten bir dil kullanılır. Önemli olan bir şey kanıtlamak değildir. Önemli olan duygu ve düşünceyi anlatmaktır. Buraya dikkat edelim. Eleştiri. Bakalım bu neymiş? Bir kişinin eserin ya da konunun güçlü ve zayıf yönlerini göstermek amacıyla yazılan yazı türüne eleştiri denir. Güçlü ve zayıf yönlerini. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. Bizler her birimiz eleştiri yapıyoruz. Mesela bir arkadaşımızın kıyafeti yönünde olsun, bir arkadaşımızın konuşması yönünde olsun, okuması yönünde, yazması yönünde. Mesela en basiti ben bazen sizin yazılarınızı eleştiriyorum. Ama bu eleştiri aslında kötü bir anlamda bir eleştiri değil. Aksine sizin yazınızı düzeltmek için yapmış olduğum bir eleştiri. Bazen de mesela bazılarınızın okumasını övüyorum. Olumlu yönde bir eleştiri yapıyorum. Çünkü eleştiri sadece olumsuz yönde olmaz. Eleştiri olumlu da olumsuz da yapılır çocuklar. Biyografi yani diğer bir ismiyle yaşam öyküsü. Alanında ün kazanmış kişilerin hayatının belli bir sıraya göre anlatıldığı yazı türüne biyografi denir. Biyografilerde anlatım üçüncü tekil kişi o ile yapılır. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. En çok sevdiğim yazarlardan biri Mehmet Akif Ersoy. Şairlerden biri affedersiniz. En çok sevdiğim şairlerden biri Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını kaleme alan bir yazı yazarsam ben biyografi yani yaşam öyküsü metni yazıyorum. Çünkü Mehmet Akif Ersoy kendi alanında tanınmış biri. Ben ise onu yaşamını anlatmak için metni ele alıyorsam, yazıyorsam buna biyografi denir. Kişinin, ünlü bir kişinin yaşamını kaleme almaktır. Ünlü bir kişinin. Otobiyografi ise çocuklar, yani diğer bir ismiyle öz yaşam öyküsü, bir kimsenin kendi yaşamını anlattığı yazı türüne otobiyografi denir. Otobiyografilerde anlatım
birinci tekil kişi ağzıyla, yani ben diliyle yapılır çocuklar. Şimdi biyografi ile otobiyografi bazen karışabiliyor çocuklar. Şöyle kafanıza kodlayabilirsiniz. Eğer ben ünlü bir kişinin yaşamını kaleme alıyorsam otobiyografi. Mesela ben az önce Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını kaleme aldım. Ben burada biyografi yaptım. Ama Mehmet Akif Ersoy kendi yaşamını kaleme alırsa, kendi yazarsa, bak öz diyor burada, öz yaşam öyküsü, özünü kendi anlatırsa biz buna otobiyografi diyoruz çocuklar. Bir kişinin başka biri tarafından hayatının yazılmasına biyografi, bir kişinin kendi yaşamını yazmasına ise otobiyografi denir. Bir sonraki başlığımız tiyatro. Yaşanmış ya da yaşanılabilecek olayların insan yaşamının çeşitli yönleriyle sahnede canlandırmak için yazıldığı eserlere tiyatro denir. Çocuklar şöyle düşünün. Bir metin eğer sahnede canlandırmak amacıyla yazılıyorsa biz buna tiyatro diyoruz. Ki biz MEP kitaplarında birkaç tane tiyatro metni okuduk. Devam ediyorum. Roman. Çocuklar biz romanı en çok neyle karşılaştırıyorduk? Hikayeyle. Unutmuyoruz çocuklar. Romanla hikaye şimdi karşılaştıracağım. Bakalım roman neymiş? Gerçek ya da gerçeğe uygun olan olayları yer, zaman ve şahıslara bağlı olarak ayrıntılı, bak burası çok önemli, biçimde anlatan uzun, burası da çok önemli, yazılardır. Romanlarda 4 temel unsur vardır. Olay, kişi, yer, zaman. Şimdi çocuklar, diyeceksiniz ki, hocam hikayeye çok benziyor. Aslında benzemiyor. İki tane çok büyük ayrıntı söyledim ben az önce. Bakın biri burada, birinci, ikinci. Bak şimdi, hikaye için ne demiştim? Bir kere ayrıntıya girilmezdi. Olayın geçtiği çevre dardı. Ondan sonra kişiler azdı. Roman için ne diyorum? Ayrıntıya girilir. Uzunlardır. Çevresi geniştir. Kişileri çok fazladır. Bak tam tersini söylüyorum. Kafana şöyle kodlayabilirsin. Hikayeler genellikle daha incedir. Romanlar daha kalındır. Dolayısıyla düz mantık düşünürsen. Demek ki kalın olanda bir defa kişiler daha fazladır. Çevre daha geniştir. Daha ayrıntıya yer verilmiştir. Daha uzundur. O zaman daha çok olursa roman. Eğer ki ayrıntıya yer verilmez, uzun değildir, kişiler azdır, çevre dardır. Eğer hep az şeylerden bahsediyorsa bu da hikayedir çocuklar. Eğer ayrımını güzel yaparsan konuyu, soruyu kaçırmazsın. Lütfen dikkat et. Ve son başlığım akrostiş. Çocuklar bu konu çok güzeldir. Şiirlerde mısraların yukarıdan aşağıya, yani yukarıdan aşağıya, alt alta okunduğunda anlamlı sözcük veya sözcükler oluşturmasına akrostiş denir. Şimdi çocuklar yani şiirlerin baş harflerinden olumlu bir kelime, bir cümle çıkacak. Bakın mesela benim yazmış olduğum şiirin baş harflerinden akrostiş çıkıyor. Sizler de kendi isimlerinizden akrostiş yazabilirsiniz. Bakın ben ne yazmışım? Art ardadır dizeler, kelimeler heceler. Rastgele değil ama
oluştursun bir mana. Sırala, ör ve doku, tertiple, düzen gerek. İlk harflerini oku, şimdi birleştirerek akrostiş. Güzel. Sizler de kendi isimlerinizden yapabilirsiniz çocuklar. Yani baş harfleri, mesela ben kendi adım yazıyorum. Baş harflerinden şiir yazabilirsiniz çocuklar. Şimdi buraya kadar çocuklar metin türlerini bitirdik. Şimdi ise sizinle karışık örnekler çözmek istiyorum. Sizinle bir sürü metin türü gördük çocuklar. Bununla alakalı örnekler yazdım buraya. Çocuklar bu örnekler gözükmeyebilir. Telaş etmeyin lütfen. Ben zaten burada kullandığım materyallerin resimlerini Microsoft Teams uygulamasına yükleyeceğim. Oradan alabilirsiniz ve defterlerinize geçirin lütfen. Şimdi başlayalım bakalım neymiş bu. Bir ikilidir ağlamak ve gülmek. Ağlamak sanılanın aksine çaresizlik, zayıflık, güçsüzlük demek değildir bence. Gariptir belki ama ben ne zaman ağlayan birini görsem, içim gerçekten acısa dahi bir miktarda sevinirim. Çünkü üzülmeyi becerebilen bir kişi, sevmeyi de bir o kadar iyi becerebilir. Çünkü ağlayabilen bir insan, gülmenin o mükemmel kıymetini belki de daha iyi anlayabilir. Şimdi çocuklar, burada yazılan metinde samimi içten bir dil kullanmış. Ağlamakla gülmek hakkındaki kişisel bilgilerini sunmuş. Bir sanat yapma amacı yok, kanıtlama amacı yok. Kişi sanki karşısında biriyle konuşuyormuş gibi yazdığı için bu metin bir denemedir çocuklar. İkincideyim. Tutunamayanlar Türkiye'de geleneği olmayan bir roman tarzının oldukça başarılı bir örneği. İlk bakışta belki çok dağınık, çok keyfi, okuyucu da yazar hakkına geleni yazmış gibi bir izlenim bırakabilir. Oysa bu dağınık görünüşlü malzeme titiz bir seçmeyle toplanmış ve rastgele değil, yapısal bir bütünlük meydana getirebilecek biçimde örülmüş. Oğuz Atay'ın bu ilk romanı özellikle roman okuyuculuğunda başarılı bir yazarın habercisidir. Şimdi bu metni yazan Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı hakkında kişisel görüşlerini ifade etmiş, beğendiğini söylemiş. Ne demiştik? Eleştiri olumlu da olur, olumsuz da olur demiştik çocuklar. O yüzden burada olumlu bir eleştiri vardır. Bu metnin türü de eleştiridir çocuklar. Devam edelim. 14.02.2015. Şimdi şu tarihi görünce hemen anlamamız lazım zaten bunun hangi metin türü olduğunu ama yine de okuyalım. Bugün hayatım boyunca geçirdiğim günlerden daha sıkıcı bir güne başlamıştım. Havanın soğukluğu, insanların soğuk ve sıcak, ıslak sokaklarda telaşlı bir şekilde gitmek istedikleri yerlere yürümesi gibi. Adeta tüm bu olanlar karamsar olabilmem için bütün nedenlerin en büyüğüydü. Sabah güne uykulu gözlerle başlayarak havanın karanlığında gözlerimi açmıştım. Uyudum. Sıcak bir çayın ardından okul kıyafetlerini giyerek sokaklara attım kendimi. Dışarısı çok soğuktu. Şimdi burada kişi kendi yaşamış olduğu bir günü yazmış.
Ki burada zaten yaşadığı günün tarihinde 60 çocuklar. O yüzden günü gününe yazdığı için bu günlüktür. Diğer bir ismiyle güncedir çocuklar. Devam ediyorum. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Safran diye çok şirin bir köyde güzel bir kadın yaşarmış. Bu kadının huysuz ama yufka yürekli kocası, birbirinden afacan ve sevimli 4 çocuğu varmış. Evlerinin bahçesinde yaşayan birçok güzel hayvan, sincabından kangurusuna, faresinden tavşanına, huzur içinde ortak olurlarmış mutluluklarına. Şimdi aslında bu metnin başından hemen ne olduğunu anlamamız gerekiyor çocuklar. Bakın, tekerlemeyle başlıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Kişinin bahçesinde sincap var, kanguru var. Sanki gerçekte olmayan bir şeylerden bahsediyor çocuklar. O yüzden tekerlemeyle başladığı için, gerçekte olmayan bir şeyden bahsettiği için bunun türü de çocuklar masaldır. Son örneğimiz çocuklar. Asıl adı Cemalettin Seber. 1931 yılında Erzincan'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığında müfettiş muavini ve müfettiş olarak çalıştı. 1965'te istifa ettiyse de 1972'de Ankara'da gene aynı işe döndü. Bir ara İstanbul'da Darphane Müdürlüğü yaptı. Emekli oldu. İlk şiiri Mülkiye Dergisi'nde çıkan Cemal Süreya Buluşları ve Söyleyiş Biçimiyle ikinci yeni şiirinin karanlığını giderdi. Şimdi burada bir kişi Cemalettin Seber hakkında bilgi veriyor. Tarihler veriyor. Nereden mezun olduğunu, nerede çalıştığını, nereden istifa ettiğini, nasıl bir şiir kitabı çıkardığını söylüyor. Bir kişi başka bir kişi hakkında bilgi veriyor. O yüzden bu metin türü biyografidir çocuklar. Ama burada eğer Cemalettin Seber kendi yaşamını anlatsaydı o zaman otobiyografi olacaktı çocuklar. Evet, dersimizi burada sonlandırıyorum çocuklar. Son konumuz olan metin türlerini de bitirdik. Sizler de lütfen kitaplarınızdaki son bölüme kadar, yani metin türlerinin olduğu bölüme kadar bitirmiş olun. Sizinle bu ikinci dönemi biraz buruk geçirdik. Elimizden geldiği kadar dersleri işledik, işlemeye devam ettik. Uzaktan da olsa verimli olmaya çalıştık çocuklar. Lütfen var olan durumu kendimiz için en olumlu hale çevirelim. Mesela yazın evdesiniz. Evdeyken videoları tekrar izleyebilirsiniz. Anlamadığınız yerleri tekrar geri sayıp, ileri sarıp izleyebilirsiniz. Atladığımız yerler varsa tekrar bakıp izleyebilirsiniz. Lütfen bu ikinci dönem için ben kendi adıma atladığım bir yer, geçiştirdiğim bir yer olmadı çocuklar. Ama sizler de aynı titizlikle çalışırsanız, aynı titizlikle devam ederseniz bu ikinci dönem bizim için bir kayıp olmaz çocuklar. Sizlere bu konuda güveniyorum. Lütfen yazın, bol bol kitap okuyun çocuklar. Size en çok verim sağlayacak olan şey kitaptır.
sizin en iyi dostunuz kitaptır çocuklar. Kitap okuyun ki kendinize bolca fayda sağlamış olursunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin çocuklar. İyi dersler dilerim.